Sıradaki izlere hoş geldiniz. Üç eski dalgıç arkadaş Antalya'da buluşurlarsa ne yaparlar? Tabii ki hem sıkı bir sohbete hem de denize dalarlar. Seagull Dalış Merkezi'nin sahibi Turgay Işıklar ve ülkemizin başarılı sualtı fotoğrafçılarından Adnan Büyük'le şimdi hem eski günlerimizi yad edeceğiz hem de üç adalarda mağara dalışı yapacağız. Eğer sizler de bize katılmak isterseniz yerimiz var. Sudaki izler başlıyor. Ne yapıyoruz Turgay'cığım? Sevgili Savaş, bugün Antalya Körfezi'ndeki en iyi çıkıntıyı, yani deniz içindeki en yükseltiyi dediğimiz bölgeye dalış yapacağız. Üç odalar dediğimiz bölge. Bu bölgede bir tane mağaramız var. Havalı mağara diyoruz. O mağaraya dalış yapacağız. Burada gördüğümüz gibi üç odaların kuş bakışı bir görüntüsü var. Şurası büyük mağara. Bu taraf güneye bakıyor. Bu bölgedeki en önemli mağaralardan birisi burası. Burada aynı zamanda çok nadide canlılardan olan Akdeniz fokları yaşıyor. En son ne zaman gördünüz Akdeniz foku? Mayıs ayının 25'inde gördüm. Büyük boy bir. Oo, ve benden bir hafta önce de arkadaşım kendisini yavrusuyla birlikte görmüş. Bir tane anne, bir tane de yavru olması lazım. Son 4 senedeki gelişmesini de gözlüyoruz. Büyüdü hayvan ve doğum yaptı. Doğumdan bir tane yavru elde etti. Bu yavrusuyla birlikte son dönemde buralarda gözüküyordu. Şimdi sezonun yoğun olduğu dönemde olduğumuz için fok tahmin ediyorum geceleme için mağaraya geliyor. Çünkü zaman zaman dalışlarda onun bıraktığı dışkıları inceliyorum. Dışkıların tazeliğinden onun gelip gittiğini tahmin edebiliyorum. Anladığım kadarıyla akşamları gelip mağarada vakit geçirdiğini, daha sonra gündüzleri kalabalık olunca oralardan uzaklaşıp açık denize avlanmaya gittiğini düşünüyorum. Çok yoğun bir dalış bölgesi değil mi? Oraya bayağı bir giren çıkan mağaraya penetrasyon oluyor herhalde. Tabii ki mağaranın giriş ve havalı bölüme geçiş arasında yaklaşık 40 metrelik bir mesafe var. İlgi çekiyor. 250 bin yıllık bir mağara burası, yani tahmin edilen bir mağara. Çok güzel bir mağara, çok güzel sarkıkları var. Bugün dalışta da göreceğiz. Üç odalar enteresan, yani sanki elle yapılmış bir yer gibi. O kadar kompakt ki her türlü dalışla ilgili aktivite şansı bulabiliyorsunuz. Duvar dalışı, mağara dalışı, rift dalışı, akıntı dalışı. Onun için çok küçük bir alana yayılmış, çok kompakt bir bölge. Ama biz bugün tamamıyla mağara dalışına olalım. Kesinlikle. Şimdi en derin kaç metre ineceğiz? Mağara dalışı süresince maksimum derinliğimiz kaç metre olacak bizim? Mağaranın en derin noktası, ağzın en derin noktası 14 metre. Öyle sen dediğin gibi 9 metreden falan giriyoruz. 9 metreden gireceğiz. 9 metrede girdiğimiz yerin genişliği az önce senin sorduğun 2.90. İçeride döküntü taşlar var. Burada biraz daralma oluyor. Daralma olduktan sonra yaklaşık 30 metre sonra sağa bir dönüş var. Kısa bir dönüş var sağa. Küçük bir dönüş. Burada en dar noktayı buluyoruz. 1.40. Geçişte o zaman sadece bir kişi geçebilir. Arka arkaya mı geçeceğiz? Tabii onu sıralamaya koyacağız. En tecrübeli kişi giderken en önde, dönerken en arkada dönecek. Mağara dalışının kuralları vardır. Bu torba tipi bir mağara aslında. Mağara dalışının tanımlamasını yaptığımızda bir çuval tipi mağara olarak tanımlanıyor. Burada aynı zamanda baca tipi mağara da var. Başka bir mağara da var. Fakat bugünkü konumuz bu. Burada iki tane bölüm var. Biz büyük bölüme geçeceğiz. Peki sen giderken o zaman en önde gidiyorsun, sende kamera var. O zaman ben en arkadan mı geleyim, bende de kamera var, ya da ortalarda mı olayım? Adnan mı en arkada olsun? Nasıl sıralayacağız? Ortada olsa olmaz. Önde olsa temiz suyu görebilirsin. En önde temiz suyu görme şansın var. Çünkü arkadan gelenler bulandıracağını düşünürsek. Evet. Belki en önde senin gitmen daha anlamlı olabilir. Tamam. Ben önde gideyim ama hemen arkamda da en tecrübeli olan gelsin o zaman bu tamam. Mağarada. Şöyle yapalım. İki tane de misafirimiz var zaten biliyorsun. Dalış misafirimiz. Sen önde ol. Senin tamam. Arkanda ben olayım. Tamam. Ben arkasında olayım. Sende de video var. Tamam, o zaman en arkada ben olayım. Öyle netleştirelim. Tamam. Denize sırtını değil de yüzünü dönenler mutlaka bilir üç adaları. Ya bizzat gelip vurulmuşlardır ya da metini duyup ziyaret etmek için fırsat kollamaktadırlar.
Biz şanslılardanız. Yüklenip malzemeleri denize açılıyoruz. Ünü dalgıçlar arasında kulaktan kulağa yayılan üç kardeş Antalya Tekirova açıklarında sıralanıyor. Üstelik adalar hevesli dalgıçlara çok naz da yapmıyor. Dalış bölgeleri 20-25 dakikalık keyifli bir tekne yolculuğunun sonunda. Aslında bölgede adları Martı, Mağara, Piknik ve Küçük Ada olarak anılan dört ada var. Ama küçük olanın hep hakkı yeniyor. Dalış noktasında demirleyip kendimizi suyun koynuna bırakıyoruz. Ama bizimle birlikte bir de davetsiz misafir denizi boyluyor. Arı kurtarma operasyonu dışında öngörülmeyen hiçbir şey yok. Vakit kaybetmeden derinlerdeki sürprizlere dalıyoruz. Üç adalar, 9 resif ve 2 sualtı mağarasından oluşan oldukça geniş bir bölge. Yıllar önce hayran kaldığım üç adaları yeniden görmenin heyecanıyla mağaranın girişine doğru ilerliyorum. Benim için burada hala keşfedilecek çok şey var. Turgay ve Adnan içinse burası artık evlerinin bir köşesi olmuş. 70'lerin sonunda İstanbul Yağ Kapanı ya da Kum Kapı'daki sanayi dalgıçların peşinde koşmakla başladı dalışı öğreneceğim diye. Ondan sonraki süreçte 1980'lerin başında sualtı sporlarında nefesli dalıcı olarak kulüplerde faaliyet verdik. Daha sonra 83 yılında askeriyede, bariyede daha doğrusu dalgıç olarak vatanı görevimi yaptım. Oradan dönünce sanayi dalgıçlığına başladım. Çeşitli barajlarda vesaire her yerde çalıştım. Derin sularda da çalıştım. Ondan sonra 88'de buradaki kurumu kurdum. Sigals Dalış Merkezi diye. 90 yılında arkadaşım Adnan Büyük'le birlikte faaliyetlerimize devam ettirmeye başladık. Babam ilkokulu 5'i geçtiğinde bana zıpkın aldı. Hala bisiklete binmesini bilmiyorum. Bisikletim olmadı benim. Zıpkınım oldu yani. Böyle başladık. Ama tabii zamanla bilinçlendik. Ama ben onun yerine bir balı bir kere vurup ağlamak yerine bir balı bir kere resmedip onu defalarca bakmak istiyorum. Onun için su altında farklı bir olay. Yani bir şeyi çekmek. Yani hele çok şimdi bende hala eski sistem diye sistemi var. Dijital değil. İnanılmaz bir heyecan. Çekiyorsun o 36 film acaba nasıl çektin diye merak ediyorsun ve onu tekrar açtığında baktığında o ana geri dönüyorsun. Üç adalar yıllardır gelenlerin yeniden döndüğü bir çekim merkezi olmuş. Sualtının zengin biyoçeşitliliği nice deniz tutkununda bağımlılık yaratmış. Benim tercihim son 20 yıldan beri turizm sektöründe çalışmak oldu. İnsan ilişkileri çok güzel bir şey. Onları becerebiliyorsanız ve insanlara bir şey öğretmek güzel bir şey. Buradaki imkanlarımızla dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlara ve kendi ülkemizin insanlarına bildiğimiz, dalışla ilgili bildiğimiz becerileri öğretebiliyoruz. Bunlar da onları mutlu yapıyor, tatillerini daha güzel geçirmelerini sağlıyor. Ve buraya dün mesela bir tane arkadaşımız 20 senedir sürekli gelen bir dalıcımız, 20 sene önce kurs vermiş olduğum bir insanı dün uğurladım. Bu çok güzel bir duygu. Geçen süreç içerisinde babalarına ders verdiğim insanlar, yani şu an baba olan insanlar çocuklarını artık bana dalış kursuna getirmeye başlıyor. Bazıları torunlarını getirebiliyor. 20 sene kısa bir süre değil, ciddi bir zaman. Bir zamanlar yabancı dalgıçların parmak ısırdığı üç adalar bugün ne yazık ki bakir güzelliğinden çok şey kaybetmiş. Kemer'de dalış okulları ve merkezlerinin sayıları artmış ama bölgenin sualtı zenginliği çok azalmış. 1986 yılında Bodrum'da başladık. Kulüpten bir arkadaşımızla beraber, onunla beraber dalış okulu açtık Bodrum'da. İlk bizim başladığımızda tabii şu andaki durumla aynı değildi. Çok farklıydı. Birincisi yeni bir sektördü. Ve de o zaman sektörün içindeki sorunlarla şimdiki sorunlar arasında dünya kadar fark vardı. Ama şu bir gerçekti, o zaman denizlerimiz daha temizdi. Hiç unutmam, 90'lı yılların başlarında
yurt dışında katıldığım bir fuarda Fransızlar şunu söylemişlerdi. Sizler eğer dalış turizminde ileri giderseniz bizi geçersiniz. Çünkü çok deniz sularınız var bilmem ne, ama biz tabii ki dalış turizmini bir şeye oturtamadık. Geçen yıllar boyunca dalış sektörü de gelişmiş, değişmiş. Ama bu değişim pek de arzu edilen yönde olmamış. Dalış okulları çoğaldıkça bu işin taviz verilmez ilkeleri esnetilmiş. Bir yandan kontrolsüz avlanma, diğer yandan başıboş bırakılmış dalış okulları denizi içten içe kemirmiş. Üç adalar gibi her türlü sualtı tutkununa cazip imkanlar sunan bir sualtı hazinesi gün geçtikçe fakirleşmiş. İnsan burada dalarken bunu çok daha iyi anlıyor. Böyle bir dalış cenneti dünyada parmakla gösterilen bir yer olması gerekirken sessizce kan kaybediyor. Sevdiğim bir uğraş ama farklı bir yöne gitmeye başladı. Çünkü bizim bildiğimiz dalış turizmi kavramı, bir insan gelir, usta dalıcıdır veya belgesini burada almıştır, fark etmez. Alırsın bunu, dalış bölgesini seçersin, gidersin, güzel bir dalış yaparsın. Yarım saat, 40 dakika, 50 dakika. Biz dalışı böyle tahmin ediyorduk ve de ona göre bir değer biçiyorduk. Ama şimdiki dalış tanımı bu değil. Acenteler çeşitli uygulamalarla, bu artık oyuna dönüşmüş şeyler, müşteriyi elinde tutabilmek için çeşitli uygulamalar yapıyorlar. Bu uygulamalarla Rus müşteriyi elinde tutup acenteler bir çuvalın içine müşterileri topluyorlar. Efendime söyleyeyim, buradan mesela 17 kilometre ötede bir limana götürüyorlar. O limanda bir teknenin içine itiş tıkış sokuyorlar. O teknenin içine 70-80 tane insan oluyor. 10-12 tane mürettebat oluyor. Bu 70-80 tane insana 10-12 kişinin servis vermesi bekleniyor. Şimdi 80 tane insanı daldırmayı düşündüğünüz zaman günde 2 dalış olarak da satılıyorsa, en azından 30 dakika tutacağınızı düşünüyorsanız, biz 40 dakika, 30 dakika tutuyoruz. Bu ciddi bir rakam oluyor. 10 kişilik bir personelle bunu aşmanız mümkün değil. Yani matematiksel olarak mantıklı değil. Dolayısıyla bunlar insanları alıyor, yüzeysel bir anlatımla alıyorlar insanları. Bir kere suya sokuyorlar, poşet çayı gibi. Çay ne kadar zamanda demlenir poşet çayı? 10 dakikadır değil mi? En fazla, daha fazla tutulmaz. 10 dakika sokuyorlar ve çıkartıyorlar, oturtuyorlar. İkinci dalışı da 10 dakika yapıyorlar. Buraya giden müşteri diyor ki artık diyor Türkiye'de çok kötü yerlerde daldık. Her yer darmadağın, aşağıda 80 kişi vardı ve burada dalış yapılmaz. Bir kere yani soğuk ülkeden ya yani kuzey ülkesinden Türkiye'ye inip güney ülkesine inip de dalış yapmış bir kişinin artık dalış hayali orada bitiyor. Diyor ki Türkiye'de dalış yapılmaz. Burada ciddi bir müşteri kaybı var. Kim kaybediyor müşteriyi? Ülke kaybediyor. Ülkemizde pek çok dalış noktası dünya çapında çekim merkezi olabilir. Bunun başarılması için sadece doğru koruma politikaları ve sıkı bir tanıtıma ihtiyacımız var. Üç adalar bunun yalnızca bir örneği. Tekirova'dan yarım saat uzakta, rahat ve kısa bir dalışla ulaşılan havalı mağara, denizlerimizi ne inciler sakladığının kanıtı. İçinde rahatlıkla soluk alınan 250 bin yıllık sığınak, baş döndürücü güzellikteki sarkıtlarıyla her ziyaretçisini büyülüyor. Suyun, kalker taşını sabırla oyduğu bir cennet burası. Bin yılda yalnızca bir santimetre uzayan sarkıtları korumak için ziyaretler deneyimli rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hem dalgıçların hem de mağaranın zarar görmemesi için sudan havalı bölüme yavaş ve çok dikkatli çıkılması şart. Üç Adalar Mağara Dalışı her defasında etkilemiştir beni. Burada nice dalgıcın karanlıkta yaşadığı korku ve heyecana bir kez daha ortak oluyorum. Turizm sadece güneş, yatak olarak görülmemeli. Dünyada artık değişiyor. Çeşitlemeler getirmeli. Bu çeşitlemeler getirecek için de ne olacak? Etraftaki o alternatif olan şeylerde de bazı hizmetler olacak. Maldivler'de 1996'lardaki bir veriye göre 1,5 milyon kişi dalıyormuş. Dalış sektörü çok ciddi bir sektör, ciddi müşteri getiren bir sektör yani. Ve dalış vesilesiyle denizler de sürekli gözetim altında. Dalgıçlar sürekli dalıyorlar, kontrol ediyorlar, kirleniyor mu, yıpranma var mı, şu var mı, bu var mı diye. Bu da otomatik olarak genel denizler içinde bir koruma kaynağı.
Üç adalarda dalış yapanlar denizin zenginliğine hayran kalacaktır kuşkusuz. Ama bölgenin geçmişini bilen bizim gibiler için buradaki canlılıkta gözle görülür bir azalma var. 15 yıl kadar önce buradaki canlılık kelimelerle anlatılamayacak kadar renkliydi. Buradan plaja girdiğiniz zaman 20 metre görüş vardı ve burada kartal başlı vatos görebiliyordum ben girdiğim zaman sudan. Kıyamet gibi balık vardı. Bu kadar gürültü yoktu, bu kadar kirlenme yoktu. Dolayısıyla burası bile insanları cezbetmeye yetiyordu. Ki üç adalara götürdüğüm zaman üç adalar en yüksek noktasıydı dalışın. Bir kere suyun altı, ben onu hayal ediyorum sürekli. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Bazen taşların altında ya da mağaraların içinde böyle mor mor taşlar görüyoruz. İşte diyorum üç adalara geldiğim zaman suyun altı her yer mordu diyorum. Böyle baktığınız zaman suyun altına şimdiki gibi gri bir tortu değil, her yer mosmordu. Dolayısıyla insanları çok cezbediyordu. Çok fazla balık türü vardı. Büyük boy balık olarak akyo görüyordum. Çok fazla orfoz görüyordum ve sivri burunlu orfoz görüyordum. Şeytan denen burada. Ve sürü şeklinde görüyordum bunları. Ve ayrıca bazı bölgeler vardı ki oradan karşı tarafa yüzerken etten duvar oluşuyordu. Papaz balığından etten duvar oluşuyordu. Önümü resmen göremiyordum. Böyle bir görüntü vardı. Bu insanları müthiş etkiliyordu. Yani sırf bu güzel görüntüden, ortamdan dolayı buraya defalarca gelen insanlar olmuştur. Bu insanlar geldiği zaman her seferinde bir şeyler bırakıyor. Hepimiz bundan faydalanıyoruz. Zaten benim de 20 senedir kendimi geçindirme ya da hayatımı idame ettirme şeklim bu insanların geri dönüşümünle kaynaklanıyor. Trompet balığı, baraküda, deniz kaplumbağası, Akdeniz foku, deniz tavşanı. Bir zamanlar buradan sürüler halinde geçerlerken, şimdi eskisi kadar sık uğramıyorlar. Üç adalarda çok fotoğraf çektim. Mesela yaklaşık 37 çeşit deniz tavşanı fotoğraf çektim. Geniş açılar, batık fotoğrafları. Kızıldeniz'de dalış yaptım. Yeni Zelanda'da dalışlar yaptım. Çok güzel orada da çekimler aldım. Üç adalarda veya Kaş, Kalkan, o taraflarda dalış yaptım. Genelde Türkiye'de belli bir kesimlerde çektim. Şimdi vaktim var. Eskiden vaktim olmuyordu. Şu anda bundan sonra daha da farklı yerlerde fotoğraf çekmek istiyorum. Benim tavsiyem şu olabilir mesela aslında yeni dalışa başlayan arkadaşlar var. Şimdi şu teknoloji geliştiği için çok güzel kompakt dijital makineler var. Dalışa biraz tecrübe kazandıktan sonra insanların fotoğrafçılığa bence sualtı fotoğrafçılığına başlasınlar. Güzel bir şey böyle bir şeyi çekmek, suyun altında farklı bir şeyi almak ve de onu çektikten sonra başka insanlara göstermek böyle suyun altına ilgisi olup da şey yapanlara güzel bir uğraş. Yani beni motive ediyor. Hep bana şu soru sorularında senelerdir dalıyoruz. Dalış dizimde çok büyük. Senede 300-400-500 dalış yapıyoruz. Yani ama her şeyde bir zevk olması gerek. Beni de son zamanlarda belki bende de biraz bıkkınlık başladı. Ama sualtı fotoğrafçılığı biraz motive ediyordu beni. Yani hadi dalacağım bari yanıma da makine alayım. Bir şey görürsem çekeyim bir kare benim hoşuma giden bir kare. Çünkü artık öyle bir şey ki fotoğraf çekmeye başladıktan sonra hepsinin altında belli kareler görüyorsunuz. Belli bir açılar görüyorsunuz. Böyle değişik açılardan bakıyorsun ve her türlü bakmamaya çalışıyorsun. Güzel bir şey yani o da. Farklı görüş yapıyorsun. Çünkü bence fotoğrafçılık her insanın farklı bir görüşünü yansıtır. Güzel de bir laf var. Fotoğrafçılık ışıkla resim çizmeye benzer. Biz de bunu suyun altında çiziyoruz. Yani suyun altındaki bence manzara karaya göre daha fazla. Hep şunu söylerim ben, daha doğrusu yeni başlayan dalıcı arkadaşlarımıza. Normal bir şeyde durduğunuzda karada, etrafına baktığınızda çok az canlı görebilirsiniz. Ama suyun altına indiğinizde en bakir yer bile olsa, gözle göremediğiniz bir olsun, bir taşların altı olsun binlerce canlı yaşar. Ve de bilmediğiniz çok farklı canlılar var. Yani karada bir sürü şey, bu bitki dersin, hayvan dersin ama suyun altında inanılmaz mercanlardan tut, yani balık harici anemonlardan farklı farklı şeyler sayabiliriz. Yine de dalışın kimi anları yarınlar için umut veriyor. Bir karagöz sürüsü çok geç değil dercesine sarıyor çevremizi.
ne de olsa su altındayız. Ne düşünürsek düşünelim, çok da karamsar olamıyoruz. Bir resifin altında beliren asker balıkları hemen neşemizi yerine getirebiliyor çünkü. Bir gün hepsinin bizi terk etmemesi umuduyla gözümüzü su altının bu akıl almaz zenginlikleriyle doyuruyoruz. Dalış bölgelerinde deniz trafiği çok fazla arttı. İnsanlar daha bakir yerlere ihtiyaç duyuyor ve oralara doğru yöneliyor. Bu dalışın cazibesini arttırıyor tabii ki yani. Dalışta daha çok şey görme imkanımız oluyor. Gürültünün, sesin, kalabalığın olduğu yerlerde fazla bir şey görme şansınız yok. Dolayısıyla otomatik olarak insanlar artık Kızıldeniz'in de güneyine gitmeye başladı. Kızıldeniz'in Sinai Körfezi'nin merkezi yerlerinde kimse dalış yapmak istemiyor artık. Sadece yeni yetişenler, acemiler yapıyor. Bu da burada da aynı şey oluşuyor. Yani doğal ortam bozulmaya başladığı zaman bu doğaya düşkün insanlar da o ortamdan uzaklaşıyor. Yaban hayat da aynısını yapıyor. Yaban hayatta doğal ortam bozulmaya başladığı zaman, ses, gürültü, kirlilik fazlalaşmaya başladığı zaman o bölgeden kendini çekiyor. Artık yavaş yavaş ikinci mağaranın yolunu tutma zamanı geliyor. 21 metre derinlikten yükselmeye başlıyoruz. Şimdi biz burada bazı projeler hazırladık. Üç Adalar gibi ender bulunabilen bu kadar güzel bir bölgenin korunabilmesi, efendime söyleyeyim, zenginleştirilmesi için bir batık getirmeye çalışıyoruz işte. Ama batık getireceğiz de ondan sonra ne olacak? Nedir? Üç Adalar'da doğru dürüst bir yapılaşma yok koruma anlamında. Sürekli dinamitler atılıyor. Dalış okulları var. Onlar zıpkınla balık avlıyor. Efendim balıkçılar aşağıya gidiyor, istediği metre, istediği kadar metre misine bırakıyor. Biz habire dalgıçlar onları toplamaya çalışıyoruz. Patlamamış madde bile buldum yani 8-10 tane raporlar yazdım çeşitli yerlere. Doğru dürüst bir yaklaşım yok, doğru dürüst bir çözüm yok. İyice kıyıya sokulup su yüzüne çıkmadan daha küçük olan ikinci mağaraya gireceğiz. Yolda karşılaştığımız balık sürüleri inanın Kızıldeniz'le boy ölçüşecek güzellikte. Tabii değerini bilelim. Şu anda Üç Adaları tehdit eden şeylerden tabii ki en büyüğü. Sadece ben zıpkıncıları görmek istemiyorum. Burada oltacılar var, ağcılar var. Mesela olta topluyoruz. Suyun altında ağlar kalıyor. Onlar devamlı balık yakalanıyor. Yani böyle bir şey var. Dinamit atılıyor. Hala dinamit atılıyor. Deniz kirliliği. İkincisi... Günlük tur teknelerinin şu anda azaldı ama balık üremeleri için önemli olan deniz çayırlarına çapalar atılması ve dibin tahrip edilmesi. En fazla yumu balıkların yumurtladığı yerler Poseidon'a denilen deniz çayırlarının tahrip edilmesi. Eskiden çok fazlaydı, şimdi çok azaldı. Neden? Çapa ata ata dip yapısını bozuyorlar. Bunun yerine tüm dünyada olduğu gibi şamandıra sistemi olacak. İnsanlar şamandıralara bağlayacaklar. Oraya gelip rahatlıkla dibi bu sefer tahribatı azalacak. Kimi ülkeler turizmin omuzlarında var oluyor, kimileri ise kendi turizmini ezerek yok ediyor. Ne yazık ki bizim ülkemiz ikinci şıkka daha yakın. Antalya turizm şehri. Kışın fazla bir insan olmuyor. O zaman arıtması olsun, elektrik sistemi olsun her şey yeterli. Ama yazın bütün otellerde olduğunda arıtma sistemi ve elektrik sistemleri olmuyor. Ne olacak? Bu insanlarda tabii belli bir şey olacak. Bazıları elektrik olmadığı zaman bu atıklar olsun, şeyler olsun direkt denize geliyor. Denizde kirlilik başlıyor. Ben devamlı sana bahsediyorum. Paris gemisi. 94'te daldığımızda nasıldı, şimdi nasıl? Çünkü yanına bir deşarj hattı konuldu. Bu da bir olay yani. Böyle kirletiyor. Biz yapıyoruz yani. Sadece ben yerel yönetim veya şu bu yaptı değil. Hepimizin burada şeyimiz var. Bizler de belki daha duyarlı olup bir ses getirerek bunlara karşı çıkmalıyız. Balıkların peşine takılıp ikinci mağaranın da girişine varıyoruz. Biliyorum, boyutlarını aldırmadan enfes ışık oyunları ve görüntüler saklıyor içerisinde. Bu sene Yeni Zelanda'daydım. Yeni Zelanda'da dalışlar yaptım. Çok güzel bir ülke.
Aynı suları bizim sularımıza benziyor. Yarı tropikal, yani tam tropikal değil, böyle yarı tropikal bir deniz. Çok koruma alanı var. Amaç koruma alanları yaparak belli bölgelerde doğal bir kuluçkahane yapmak. Yani bir bölgeyi alıyorsunuz, orada her türlü avcılık yasak ve balıklar orada üremeye başlıyor. Ne kadar güzel bir şey. Ve oralarda dalış turizmi serbest. Belli şartlarda, belli şeylerde işte çapa atılmaması veya hiçbir canlıya dokunulmaması, hiçbir canlının çıkarılmaması, bu önemli bir şey. Yeni Zelanda'da bu iş ilk başlatan 1964 yılında Bill Valentine diye bir profesör, deniz biyolojisiyle uğraşan. 64'te başlıyor, çok uğraşıyor. Karşı geliyorlar ve 1977'de Gold Island denilen bir bölgede koruma altına alıyor. Yeni Zelanda'daki ilk koruma alanı. 3 sene sonra karşı gelenler artık en büyük destekçisi oluyorlar. Balıkçılar artık ne olur bu bölgeyi de bir koruma altına alın da biz de buralarda verimlilik artsın, balık yakalayın diyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Ne güzel bir şey. 31 tane şu anda koruma alanı var Yeni Zelanda'da. 2020 yılında da denizlerinin binde kaç oranı şu anda aklımda değil, oranında tamamen koruma altına almak istiyorlar. Çünkü gittikçe gelişen teknoloji, dünyadaki balık stokları azalıyor. Ve insanlar artık belli zamanlarda balık yasağı koyarak değil, belli bölgeleri koruma altına alarak bu neslin ve balık stoklarının çoğalabileceği yönünde fikir birliğine vardılar. Üç adalar için böyle bir projemiz var. Zaten önceden de konuşuluyordu. Buranın belediye başkanı olsun, bazı kurumlar destek veriyor. Onun üzerine çalışmalarımız var. Güzel şeyler yapacağız. Belki yavaş yavaş sonuca doğru gideceğiz. Belki Türkiye'de ilk olacak. Olursa da güzel bir şey olacak. Dalışın sonuna yaklaştıkça dostlarımın öncülük ettiği koruma projelerinin sualtı dünyamız için ne kadar önemli olduğunu tekrar düşünüyorum. Süngerlerin toz pembe dünyasında bizi terk etmemekte direnen balıklarla yüzüyor. Eskiden sık karşılaştığım morfoz şimdi bir mucize gibi beliriyor karşımda. Neslini tükettiğimiz her tür vicdanımızın kara kaplı defterine bir çentik daha atıyor. Suyun altındaki dünyayı kurtarmak için kaybedilecek bir saniyemiz bile kalmadı. Zaman sınırlı ama ışık uzak değil. Thank you.